Merhaba Eskişehir Net izleyicileri. Bugün sizinle bacak damar atar damarlarının tıkanıklığı ile ilgili konuşmak istiyorum Biliyorsunuz ki kötü beslenme, sigara, e, kontrolsüz şeker ve tansiyon hastalıkları, ailede kalp damar hastalıklarının olması e, Tüm vücutta olduğu gibi bacak damarlarında da tıkanmaya neden oluyor Ama özellikle e, sigara içimi, e, hareketsiz bir meslek mesela uzun yol e, şoförlerinde, e, kaptanlarında hareketsizlik olmak bacak atar damarlarında tıkanıklığa daha çok neden oluyor. Şimdi bacak atar damarlarında eskiden özellikle yapay suni damar, greft takılma işlemleri çok sık yapılırken teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bunun anjiyografik olarak açılması işlemleri çok daha fazla oluyor. Biliyorsunuz bu bir ameliyat değil. Hastaya lokal anestezi yapılıyor. Normalde kalp damarları el bileğinden ile kontrol edilirken bacak damarlarının açımı kasıktan Diz arkasından ya da ayak bileğinden girerek e, yapabiliyoruz. Bunu balon ya da stentleme işlemleriyle yapıyoruz. Genelde kalp damarlarını açmaya göre daha uzun sürüyor. E, ama olası e, ayak kesilmesine kadar giden yaralara, ciddi yaralara neden olan durumlardan koruma için son dönemde teknolojiyle birlikte gerçekten çok çok önemli tetkikler.